Yaptır Roboski katliamdır. En az 3 çocuk diye çıktınız yola. Hızınızı alamadınız, 5 dediniz. Şimdi ise sezeryanla doğmak karşıyım. Kürtaj cinayettir diyorsunuz. O da yetmiyor. Faillerini bile bile gizlediğiniz bir devlet cinayeti olan Roboski ile kürtajı eşitliyorsunuz. Bu zihniyeti yüzyıllardır biliyoruz. Bütün dünyada kadınlar kürtaj hakları için bedenlerinin erkek egemenliğinin denetiminden çıkması için mücadele ederken siz erkekler olarak, siz devlet olarak kendinizde bedenlerimiz üzerinde karar verme hakkı görüyorsunuz. Göremezsiniz. Kürtaj haktır. Roboski katliamdır. Kürtaj haktır. Roboski katliamdır. Ne bedenimizin bir parçası ne de bedenimizin sahibisiniz. Kadın bedenini devlet meselesi haline getirip istediğiniz şekilde konuşamazsınız. Maddi ve manevi varlığımız üzerinde hükmünüz yok. Kürtaj cinayettir diyerek insanlık tarihi boyunca süre gelen kadın doğurganlığını denetleme ve beden sömürüsünü meşrulaştırma amacını taşıyan söylemlerinize biz kadınlar yüzyıllardır direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz. Kürtaj yasaklanırsa gelişmişlik ölçüsü olan anne ve bebek ölümü oranlarında ciddi artış olacaktır. Kürtajın resmiyette yasaklanması, yasa dışı ve sağlıksız koşullarda kürtajı arttırarak kadın ölümleri sayısını arttıracaktır. Sağlıkta dönüşüm politikalarıyla birlikte performans sistemini uygulayan Sağlık Bakanlığı, sezeryan doğumdaki artışın kendi politikasının sonucu olduğunu görmelidir. Biz Başbakan'ın meseleyi kürtaj tartışmasına bilerek ve isteyerek çektiğini düşünüyoruz. Hem meseleyi Roboski olayından uzaklaştırmak istemesi hem de böyle konuşarak aslında Kürtlerin yaşam hakkını da tıpkı doğmamış bebeğin gibi tartışmalı bir maceraya çekmesi esas trajik ve acı olaydır diye düşünüyoruz. Dilini bedenimden çek! Elini, dilini bedenimden çek! Başbakan'a soruyoruz. Her kürtaj Roboski ise her gün erkekler tarafından öldürülen 5 kadın nedir? Küçük yaşta babaları, dedeleri yaşında erkeklerle evlendirilen kız çocukları nedir? Burnu kesilen, karnı deşilen, diri diri gömülen, zehirlenen, intihara zorlanan kadınlar nedir? Küçük kızları taciz edenleri, tecavüz edenleri sokağa salmak nedir? Ülkede yaşanan savaşa çare bulmak yerine gencecik insanları ölüme yollamak nedir? Başbakan sürekli olarak 3 çocuk vurgusu yapıyor. Ancak önemli olan 3-5 değil, önemli olan var olanları yaşatmak ve onlara insanca muamele etmek. Kürtaj hakkımız yasaklanamaz. Kürtaj hakkımız yasaklanamaz. Roboski'de katledilen çoğunun çocuk olduğu 34 kişiyle ilgili kimseden bir hesap sorulmamışken Başbakan kadın bedeni üzerinde kirli politikalar üretmeye devam ediyor. Her kürtaj bir ulüdeledir diyen Başbakan erkek siyasetçilerin sıklıkla yaptığı gibi kadın bedeni üzerinde gündem değiştirmeye çalışmaktadır. Roboski katliamı çözümlenmeyi beklerken bu tarz bir açıklamanın kabul edilebilir bir yanı yoktur. Urfa İl Kadın Platformu.